Benim gitmem lazım artık. Ben gitmeliyim. Çünkü ben gitmezsem Paraklit gelmeyecek. Ben gitmezsem Ahmet gelmeyecek. Ben gitmezsem Muhammed gelmeyecek. Öyle diyordu İsa Mesih. 33 yaşında kendisini çarmıha germek isteyenlere karşı İsrailoğullarına öyle diyordu. Benim gitmem lazım artık. Ben gitmezsem Ahmet gelmeyecek. Ben gitmem lazım ki benden sonra Paraklit, övülmüş olan Muhammed gelsin. O gidiyordu ve ondan sonra Muhammed geliyordu. O gidiyordu ve ondan sonra Ahmet geliyordu. Aleyhissalatü vesselam. Aslında anne yaşlıdır. Çocuk doğuracak yaşta değildir. Anne yaş itibariyle o kadar ilerlemiş ki yaşı artık çocuk ümidi kalmamıştır annenin. Kendi kendine der ki bundan sonra bana Allah çocuk vermez ki. Sonra ümidini hiç yitirmez. Bir gün bir kuşun evladına yem verdiğini görünce çocuk arzusu birdenbire annenin yüreğinde belirir. Der ki bu kuşa bu yavruyu veren bana da çocuk verir. Sonra kendi kendine der ki ya Rabbi eğer bana çocuk verecek olursan o çocuğu Beytül Makdis'e onu adayacağım. Tamamen senin için onu hiç oradan çıkarmayacağım. Bütün bir ömrü hizmetle geçsin diyecek. Kendi kendine öyle adayacak. Sonra bir gün anne hamile kaldı. Annenin kocası annenin hamile kaldığını duyunca hani İmran'ın karısı Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım demişti. Kur'an-ı Kerim bu hikayeyi anlatırken Ali İmran 35. ayette benden olan bu adağı kabul et. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işitensin. Kemaliyle bilen sensin dedi. Ve nihayet Allah anneye çocuk nasip edecek. Annenin kocası olan zat anneye kızı dedi ki sen nasıl böyle bir adakta bulunursun? Ya Allah sana erkek değil kız verirse? Sen kızı nasıl Beytül Makdis'e hizmetkar olarak adarsın? Yanlış yapıyorsun. Allah'tan dilerken daha uygun bir şey demişken olman gerekmez miydi? Allah buna bunun hesabını sana sorar. Sen yanlış bir yol takip ediyorsun. Ve nihayet annenin kocası Meryem doğmadan önce yani Hazreti Meryem'in babası vefat etti. İmran adı Meryem İbnetu İmran diye tanınır. İmran'ın kızı Meryem. Hazreti Meryem doğmadan önce İmran hayatı kaybetti, öldü. Sonra anne doğurdu. Kimi doğurdu? Hazreti Meryem'i doğurdu. Erkek beklerken Allah kız nasip etti. Allah dilediğine erkek, dilediğine kız verir. Anne Hazreti Meryem'i şöyle bir yıkadı, temizledi ve sonra onu bir beze sardı ve kilisenin kapısına gitti. Daha doğrusu Beytül Makdis diye anılan mekanın kapısına gitti. Yahudilerin İsrailoğullarını da kutsamış olduğu o mekana doğru gitti. Sonra kendi kendine dedi ki Rabbim hakikaten ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Gerçek ben onun adını Meryem koydum. Onu da zürriyetini de taşlanmış kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığındırdım ya Rabbi. Bir beze sardı ve mescide götürdü. Denir ki o dönemde Beytül Makdis'te mescid gibi kullanılan o mekanda 30'u bulan din bilgini vardı. Onlardan her birisi dedi ki çocuğa biz sahipleneceğiz. Hazreti Zekeriya peygamber dedi ki hayır. Yahya peygamberin babası dedi ki hayır. Çünkü benim karım onun teyzesidir dedi. Meryem'in teyzesidir. En çok hak sahibi benim. Ötekiler kabul etmiyoruz dediler. Çünkü adanmış bir çocuk son derece önemliydi. Ne yapalım dediler? Kura çekelim. Her birimiz şu suya kalemimizi atalım. Kimin kalemi üste kalırsa Meryem'in sahibi o olsun.
Yani Meryem'e hizmetkar olsun dediler. Kalemlerini suya attılar. Herkesin kalemi battı. Hatta Zekeriya'nın kalemi ise batmadı. Dediler ki evet Zekeriya, ona bakmakla durup bakmak durumunda olan, o hakka sahip olacak olan sensin dediler. Meryem'in hizmetkarı, Meryem'i oraya Beytül Makdis'e yetiştirecek olan Hazreti Zekeriya peygamber olacak. Çilekeş peygamber. İlginçtir. Teyze çocuklarıdır. Hazreti İsa, Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya ve ikisi başı koparılarak, biri gövdesi koparılarak vefat etmiştir. Hazreti Zekeriya'nın başını koparmışlardır. Hazreti Zekeriya'yı ağaç içinde testereyle İsrailoğulları kesmiştir. Hazreti İsa ise çarmıha germeye gayret etmişler. İsa çarmıha gerilmedi mi, gerildi mi? Onu konuşacağız biraz sonra. Nihayet Hazreti Meryem erginlik çağına gelince Hazreti Zekeriya Hazreti Meryem'i bir odaya kapattı. Odayı kilitlerdi. Meryem'e su götürürdü, ekmek götürürdü. Ama Hazreti Zekeriya'dan başka hiç kimse Hazreti Meryem'in bulunduğu odaya giremezdi. Yasaktı tamamıyla. Bazen kullama dakhala aleyha Zekeriya'l mihrab. Bu ayeti kerimenin de ifade ettiği gibi ne zaman Hazreti Zekeriya Meryem'in yanına giderse Hazreti Meryem'in yanında kışın yaz, yazın kış meyvesi görürdü. Derdi ki Meryem, bu nereden geldi sana? Enna leki hada. Bu nereden geldi sana? Hazreti Meryem derdi ki Rabbimin yanından geldi. Allah bana gönderdi. O zaman anlıyordu ki Hazreti Zekeriya Meryem sıradan bir insan değil. Anlıyordu ki Meryem kutsanacak ve Meryem akabinden büyük bir rahmetin vesilesi olacak, kapısı olacak bir kadındır. Onu anlıyordu. Öyle diyordu, Meryem bu sana nereden geldi? Allah tarafından diyordu Hazreti Meryem. Hazreti Peygamber cennetin büyüklerini sayarken Hazreti Meryem aleyhisselamı cennetin en büyüklerinden biri sayacaktır. Diyecektir cennet kadınlarının üstünleri. Hatice, Resulullah'ın ilk eşi Hazreti Hatice binti Hüveylid, Fatıma binti Muhammed, Asiye binti Müzahim, Meryem binti İmran. İkisi Resulullah'ın akrabası, biri Hazreti İsa'nın anası, ötekisi ise Firavun'un karısı. Cennet hanımlarının büyükleri, cennet hanımefendileri dört kadındır. Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran, İmran'ın kızı Meryem, Hüveylid'in kızı Fatıma, Muhammed'in kızı Fatıma, Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma, İmran'ın kızı Meryem ve Firavun'un kızı Müzahim'in kızı Asiye ki Firavun'un zevcesi, karısı, Firavun tarafından dün anlatmıştım, şehit edilecek bir kadın. Bir ehli iman, bir muvahhid. Hazreti Meryem kendisini sürekli ibadete verdi. Bütün hayatı orada ibadetti. Ama bir gün birdenbire Hazreti Meryem 20 veya 13 yaş boyutunda ya 13 ya 17 ya 19 ya 20 yaşındayken birdenbire Hazreti Meryem Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği gibi ilginç bir hadiseye şahit oldu. Olağanüstü. Birdenbire Hazreti Meryem'in yanına bir gün birisi girdi. Genç birisi. Kur'an-ı Kerim bunu anlatır. Kitapta Meryem kıssasını an. Hani o ailesinden ayrılıp şark tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onların önünde bir perde edinmiş, çekilmişti. Derken biz ona ruhumuzu Cebrail'i göndermiştik de o kendisine hilkatı tam genç bir beşer olarak görünmüştü. Meryem ona doğrusu ben senden Allah'a sığınırım demişti. Eğer sen fenalıktan hakkıyla sakınan bir insan isen çekil yanımdan dedi Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'e Hazreti Cebrail yakışıklı ve genç bir erkek olarak göründü ve Hazreti Meryem İsa'yı, Hazreti Meryem Cebrail'i görünce melek olduğunun farkında değil. Birdenbire korktu ve kenara çekildi. Hazreti Meryem
korkuyordu, sakınıyordu. Acaba kim bu adam? Cebrail dedi ki korkma, sana bir oğul müjdeliyoruz. Korunmuş bir oğul. Hazreti Meryem diyordu ki benim nasıl oğlum olacakmış? Bana hiçbir erkek eli değmemişken, ben iffetsiz değilim ki, ben kötü bir kadın değilim ki. Ruh dedi ki evet öyledir Cebrail. Sana bir tertemiz bir çocuk bağışlamak üzere. Meryem bana hiçbir insan eli dokunmadığı halde ve ben iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir ki dedi. Cebrail dedi ki bizim için bu pek kolaydır. Rabbin diyor ki o benim için çok kolaydır. Onu insana bir mucize olarak katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmıştı. İsa'nın dünyaya geleceği Allah tarafından çoktan planlanmıştı. Allah dilerse yaratır. Allah bir şeyi ol deyince oldurur. Hemen oluverir. Sonra biz ona hikmeti öğreteceğiz. Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Hazreti İsa'yı müjdeliyordu. Ve Cebrail yanaştı Hazreti Meryem'e. Dedi ki bana itaat ediniz. Sonra yanaştı Hazreti Cebrail, Hazreti Meryem'in yakasını tuttu şöyle, göğsünün yakasını tuttu. Meryem'in şöyle gömleğinin içinden ona üfürdü. Ve Hazreti Meryem, Hazreti Cebrail'in ruh üfürmesiyle hamile kaldı. Hiçbir erkek eli değmemiş olmasına rağmen Hazreti Meryem çocuğa hamile kaldı. Hamilenin ilk dönemlerinde gizliyordu işi. Sonra birdenbire Hazreti Meryem elinde bir çocukla birdenbire ortaya çıktı Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın doğumu çok ilginçtir. Efendim, bir dakikalık bir aramız var. Aramızdan sonra biz yine buradayız. Hazreti İsa ile Meryem'i konuşmaya devam edeceğiz.